Selam millet. Günlerden pazar. Bugün sizle değişik bir yemek yapalım dedim. Ben biliyorsunuz Türk yemeklerini çok seviyorum ve güzel de yaptığıma inanıyorum. Hindi haşlama yapacağım bugün size. Soğanlarımı soydum, havucu soydum, patatesleri soydum. Daha doğrusu yalan söylemeyeyim, ben soymadım. Sabrina'ya soydurdum yalla ben bunları. Etimiz var. Hindin üst kolu şu anda kaynıyor. Haşlandıktan sonra zaten yemeğin adı da haşlama. Neyse eti koyduk şimdi. Tuz atmayacağız içine. Sadece ne etin haşlanmasını bekleyeceğiz. Ve et köpük salacak. Bu köpürecek. Köpüğünü alacağız bunun. Bunun köpüğünü alacağız. Evet şimdi bu gördüğünüz gibi bunun üstünde böyle etin yağı oluştu. Bunları buraya alıyoruz bu şekilde. Geçen sefer yaptığımda çok çıkmıştı ama bunda fazla çıkmadı bu sefer. Şanslıyız o konuda. Etimiz iyicene pişmeye başladı, yumuşamaya başladı. Bu et piştikçe dediğim gibi bakın burada yumuşacık bir etimiz oldu artık. İyicene et kendinden geçti. Bu böyle lokum gibi dağılmaya başlayacak. Çünkü bu havuç, soğan, patates bunların pişme süresi çok az bir süre olduğu için şöyle gördüğünüz gibi de et piştikçe biz ne yapacağız? Üstünden şu köpüğünü alacağız. Bu arada ben bu su eksildi biraz. Kapağını kapatmadım. Ondan sonra su eksildi. Burada kettle'da kaynattığım kaynak sudan üzerine biraz ilave ettim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Evet. Biraz sonra tavuğu dışarı çıkaracağız. Hindiyi, hep tavuk diyorum. Hindiyi dışarı çıkaracağız. İçine malzemelerini güzelce koyacağız. Ondan sonra karabiberini, kırmızı biberini, ondan sonra işte sebzelerini içine atacağız. Onu da beraber yapacağız. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Evet, Sabrina da oyuna dahil oluyor yala. Sabrina çamaşırları astı, evi temizledi. Ben de bir anda yemek hazırlıyorum şu anda. Evet. Ya, şimdi Sabrina'dan kamerayı tutmasını isteyeceğim ondan. Kamerayı tutacak. Ben de size yemeği bitireceğim artık. Evet gördüğünüz gibi etimiz haşlandı arkadaşlar. Böyle yumuşacık olacak böyle bir hani haşlamada son nokta. Düdüklü tencereniz varsa sizin düdüklü tencereniz varsa sıkıntı yok. Şimdi bakın suyumuz burada kaynıyor. Güzelce ne? Onu aldık kısığa aldık. Şimdi ne yapacağım? Bu yemeğin yanına bir de pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım için bana ne lazım? Bu sudan lazım. Hemen bir tas, şöyle büyük bir tas bu sudan ayırmam gerekiyor. Hemen şöyle şu yağlı güzel sudan bir tas alacağım kendime. Bunu pilav için kullanacağım. Kommt da der Reis rein? Ya. Bak Sabrina da anladı. Onu diyor pilavın içine mi koyacaksın diyor. Ya, Türkçeyi bile anlattım artık kadın öğrendi. Şöyle bir tas ayırabilirim. Şimdi bunun içine ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada sebzelerimiz var. Şimdi ortalama buradaki sebzelerin pişme sık oranı hemen hemen aynı. Onun için bunların hepsini aynı anda atsam sıkıntı olmaz. Yani havuç, patates, soğan. Sadece ne biraz soğan geç pişebilir. Onun için ben bunların içine şu şekilde açayım altını da. Soğanımı ilave ediyorum. Ondan sonra patateslerim. Patateslerimi de ilave ediyorum bunun içine. Sonra havuçlar. Bakın hepsini aynı anda atıyorum içine. Sıkıntı yok yani. Hepsini aynı anda. Bu şekilde. Sonra da biberlerimi. Şu şekilde attım. Şimdi altını da açtım. En son etimi koyacağım içine. Eti de bakın şöyle kemiğinden ayıklayacağım. Gördüğünüz gibi zaten pişti etim. Burada bunu küp küp doğrayacağız.
Bunun adı vürfel 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 vürfel. Şu şekilde. Zaten etimiz lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar. Etimiz de hazır. Etimizi de parçaladık. Şimdi bu sebzelerin içine tuzumuz. Bakın tuzumuz var burada. Şimdi ben fazla atmayacağım. Tuzlu yiyen var. Az tuzlu yiyen var. Tuzsuz yiyen var. Şimdi burada yapmamız gereken, ben her şeyi göz kararı atıyorum. Bunun içine karabiber. Bakın şöyle. Ondan sonra kırmızı biber. Kırmızı toz biber. Şu şekilde. Bunlar onun olmazsa olmazları. Evet, bunun içine bu şekilde kırmızı biber. Şimdi bende iki çeşit var bundan. Bir tanesi zehir gibi acı, bir tanesi normal acı. Lezzet versin diye. Onun için o çok acıyı kullanmıyorum. O çok yenmeyecek kadar acı çünkü. Bunun içine bundan biraz ilave ediyorum. Tamam. Şimdi bunu güzelce bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunun içine etlerimizi de koyacağız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde yarım saat. Yarım saat sonra tekrar görüşürüz. Evet. Şimdi bu yemekleri kimin için yaptığımı söylüyorum. Ahmet için, Mehmet için demeyeceğim. Bakın burada Sabrina ve ailesi geldi. Şimdi pirinç pilavına devam edeceğim. Bunun yanına güzel bir pirinç pilavı gider. Zaten suyunu hazırlamıştım, ayırmıştım. Sabrina da burada. Bak böyle babası, tatlısı, annesi, danası hepsi geldi. Onlara yemek hazırlayayım şimdi. Hala hala. Hala hala hala. Babasının kız kardeşi. Ya Sabrina da bak. Şimdi evet pirinç pilavına gelelim. Bakın şöyle göstereyim size. Evet bunu yemeğimi buraya aldım. Bu yavaş yavaş burada pişiyor. Şimdi bunun altını birazcık kısmam gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunun içine biz hiç yağ koymadık. Şuradan. Bunun içine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Fazla yağlı olmasını da istemiyorum. Çünkü yaşlı insanlar var. Kalbinden dolayı sıkıntı olabilir. Şimdi pirincimizi ıslattık burada. Yaklaşık 1,5 bardak. Nişastasını çıkardık. Nişastası da çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunu yıkadık 2-3 kere. Ya 15 dakika falan suda bekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Sıvı yağımız var arkadaşlar. Dediğim gibi ben her şeyi göz kararıyla yapıyorum. Bunun içine sıvı yağımızı koyduk. Şu şekilde. Biraz daha. Evet, bunu sıvı yağımızı koyduk. Ondan sonra birazcık da tereyağımızı alıyoruz. Hemen. Zaten. Zaten sıcak. Hemen şöyle. Birincimi kavuruyorum. Ama. Evet. Önce et suyumuzu. Ondan sonra da sıcak suyumuzu. İki bardak. Was das hier mit dem Heftkleber? So 15 Teelichter drin, so verschiedene, immer dreierlei. Und ich das noch. Ondan sonra tuzumuzu. Anfang oder Ende? Ende. Also, da, die da unten schaut wieder. Ah, okay. Weil sie gesagt hat, da kann es jetzt sein, dass ein neuer kommt. Şimdi bu ilk etapta, bu su buharlaşana kadar pişecek. Ne zaman su pilav sütlaç kıvamına geldiği zaman delik delik olduğu an ben bunun altını kapatacağım. Kapattıktan sonra suyu çekmeye bırakacağım. Yavaş yavaş suyunu çekiyor arkadaşlar.
Bunun için en yakışan şey karabiber. Gördüğünüz gibi biraz aroma verecek ona. Evet, fanenin üstünü şu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra güzelce sıkı sıkı kapatıyorum onu. Altını da kapattım artık bundan sonra. Bitti. Olay bu kadar. Bu yaklaşık 20 dakika bekleyecek. 20 dakika sonra pirinç pilavımız olmuş olacak. Bakın burada gördüğünüz gibi yemeğimiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Burada soğanlarımız zaten geçmiş kendinden. Patateslerimiz de yumuşamış güzelce. Bu da kısık ateşte. Biraz daha duracak. Ondan sonra akşam yemeğimiz hazır. Pilavım pişti. Yemeğim de pişti. Ama yemeğin 5 dakika, artık 5 dakika daha bunu kısık ateşte pişireceğim. Elimde bakın maydanoz var arkadaşlar. Yemeğin bitmesine 5 dakika kala şöyle elinize bir maydanoz demeti alın. Şöyle bakın. Bu da bu işin son noktası. Es zieht sich wie ein roter Faden nach. Genau. Das macht aber nichts. Ja, ja, genau. Wir kommen die Gelbe. Şuraya yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu yemeğin üstüne fazla kurcalamadan bu şekilde bıraktım. Biberlerim pişti. Havuçlarım pişti. Soğanlarım zaten lokum oldu, dağıldı. Bunu bu şekilde yaptık. 5 dakika sonra altını kapatacağım. 15 dakika sonra da serviste tabakta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz bitti, pişti, pişti. Bak gel yaklaş. Bak. Lezzetli. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane soğan. Soğan artık zirvede. Şu şekilde havuç. Normal ist das andere was fertig ist komplett weg. Ja, aber Highlife und Happy Gärtstrauße, Wald, was weiß ich, Wiese. Şu şekilde. Etlerini de bulacağız şimdi. Wenn ich hören will, muss fühlen. Ja, komm. Oh. Hi. Ah, wie du so. Was hat man dann drauf? Teşekkürler. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Mahlzeit. Teşekkür ederim. Ja, genau. Okay. Oh Gott, wie das schön. Mhm. Das waren die letzten mal. Mhm. Evet arkadaşlar. Bu işteki son nokta bu. Evet. Şimdi bugün yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Bu da pilavda gelinen son nokta. Böyle hiç Türk usulü. Hemen şuradan şöyle. Tane tane arkadaşlar bakın. Tane tane. Tane tane. Wenn man jetzt das alles nur versteht, wäre interessant. Bu işte bu kadar bakın. Bu da şu stupidi mi? Tane tane. Tane tane reis, oder? Ya. Stück stück. Kein Pappreis. Lecker. Evet, bu da
Sabrina, ne? Evet. Hoppala. Şöyle çekeyim size. Ya hadi geçmek. Göttlich. Göttlich. Göttlich oder? Göttlich. Tante, gefällt dir? Ja, sehr gut. Schmeckt gut? Guten Appetit, ja. Danke. Sehr gut. Hadi bakalım, gördüğünüz gibi. Sehr gut.